Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının dördüncü haftasının ilk videosundayız. Bu hafta ne yapacağız? Açı ortay ve kenar ortay konusunu işleyeceğiz ve bu dersimizde ne yapacağız? Açı ortayın ilk dersini. Bu arada açı ortay konusunu 3 videoda tamamlayacağız. Kenar ortayda 2 video olacak toplamda 5 video olacak bu hafta. Evet açı ortayda başlıyoruz. Sayfa 55, 56 ve 57'nin yarısını işleyeceğiz. İç açı ortay teoremi başlığına kadar olacak bu videomuz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açı ortayda daha önce bahsetmiştik aslında üçgende açı ortayda. Sadece açı değerlerini kullanmıştık orada. A, A, B, B değerlerini yazmıştık. Evet açıyı ortalayan doğruya biz ne diyoruz? Açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Evet bir açıyı iki eş açıya bölen ışına açının açı ortayı denir diyeceğiz. Peki açı ortay doğrusu bu. Bir açıyı şuradaki açıyı iki eş parçaya bölen bir doğru. İlk etapta ne işleyeceğiz ve bu videoda neye odaklanacağız? Şuna açı ortay doğrusu üzerinde alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir. Bu video tamamıyla bununla alakalı. Evet açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. O noktayı biz burada da alabiliriz. Burada da aldığınız zaman yine kollara çizilen dikmeler eşit ve aynı zamanda ayırdıkları yerler de eşit. Şu dikmeler birbirine eşit ve şunları şöyle eşit gö göstereyim. Şu parçayla şu parça eşit. Hatta şu parçayla da şu parça ayırdıkları yerlerde ne olacak? Birbirine eşit olacak. Nereden geliyor bu? Hocam ikisi, ikisi, de aynı dik üçgen olduğundan dolayı eşlikten geliyor aslında. Ama açı ortayda kola bir dik çizilmişse diğer kola da siz bir dik çizeceksiniz. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Önemli bir nokta arkadaşım. Evet kollara çizilen dikler eşit. Ayırdıkları yerlerde eşit. Bakalım hemen örneklere bakalım. Örnek 1. Tabii ki kolay sorudan en kolay sorudan başlıyoruz. Kolay sıfır geometrideyiz zaten. Evet açı ortay doğrusu bu. Kollara dikmeler çizmişler. Bu kollara çizilen dikmeler birbirine eşit olmak zorunda. 2x artı 3 eşittir 13 olduğundan 2x eşittir 10 olacağından x'i de böylelikle 5 olarak buluruz. Örnek 1, 5 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de de arkadaşlar yine burada açı ortay doğrusu verilmiş. Açı ortayda kola bir dik çizilmiş. Buraya da dik çizilmiş. Kollara çizilen dikmeler eşit. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. Yani buradan 3x artı 1 eşittir 4x eksi 2 diyeceğiz. 3x'i buraya eksi 2'yi de buraya atalım. 3 eşittir x oldu. Evet x'i 3 bulduk. x'i 3 bulduk. x yerine 3 yazdığımızda burası kaç oluyor o zaman? 2 3 6 artı 5'ten 11 oldu. E o zaman burası da 11 olacak. Yani y artı 1 eşittir 11'den y'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 10 olarak buluruz. Bizden x artı y isteniliyor. Yani 3 artı 10'dan cevap da 13'e eşit olur. Örnek 2 13 oldu. Geldik örnek 3'e. Bak açıortay. Hocam şu 8 ise bu da 8 mi? Değil. Dikkat et. Açıortayda bir dik çizilmiş. E, kola bir dik çizilmişse ne yapacaksınız? Diğer kola da siz bir dik çizeceksiniz. Hop kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Hocam bu dikmeler birbirine eşit. Şu eşitleri yazıyoruz. 8 ise 8. Hocam ayırtları yerler de birbirine eşitliği. Böyle gösteriyoruz. 12 ise burası da 12 olacak. E tamamı 18'di. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. E sonra şuradaki üçgende ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. 6, 8, 10 üçgeninden x'i kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Evet örnek için cevabı böylelikle 10 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soru değilmiş. Dikkatmiş. Katlama sorularında kaç çizgisinin açı ortay doğrusu olduğunu unutmayın. Zaten daha öncesinde de biz bunu söylemiştik. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit diyorduk. Bak şöyle bir katlama olduğunda bu açılar birbirine eşit. Yani şu açıyla şu açı eşit. Hatta üst üste binen kenarların eşitliğinde kullanacaksınız böyle. E böyle bir katlamada da bak şöyle katladığımızda üst üste binen açılar eşit. Hatta buradaki açılar eşit. Şu kenarlar eşit, şu kenarlar da eşit. Çünkü hep söylüyorum döndürme, katlama, bir, bir, bir şekli kesip başka bir yere yapıştırma gibi şekillerde eş şekilleri kullanacağız. Özellikle katlamada sadece bu cümle bizim için çok önemliydi. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit. Bu cümle bizim için gerçekten çok önemli. Evet bunu öncesinde de yapmıştık zaten. Katlamada da göstermiştik. Şöyle bir soru var. Şimdi ne yapmış? ÖSYM de buna benzer bir soru sormuştu zaten. Şöyle bir katlama yapmış. Katlamada eski haline geri açacağız. Açık hali zaten burada var. Hocam üst üste binen açılar birbirine eşit. 90 ise 90. Şöyle. Hocam bu açı ortaya olacak. Bu da açı ortaya olacak. Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Burası 4 kök olarak verilmiş ya. O zaman burası da 4 kökkidir. Hemen yazdık. A, yetti. Hocam şunlar da birbirine eşittir ama burada x bu üçgende pembe üçgende pembe üçgene yoğunlaşacağız. 45 90 ise burası da 45 oldu. 4 kök 2 4 kök 2 ise x de böylelikle de çıkar. 4 kök bir dik üçgende ikiz kenar dik üçgende dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kattı. Kök ile kök 2'nin çarpımı 2 olduğundan cevap da böylelikle 8 oldu. Örnek 4'ü 8 bulduk. Geldik örnek 5'e. Bak açı ortay verilmiş bir dik çizilmiş. Ne yapacağız? Hocam diğer diki de biz çizeceğiz. Açı ortayda kola bir dik çizilmişse diğer kola da siz bir dik çizeceksiniz. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Hocam şu dikmeler birbirine eşit. 8 ise 8. Hatta 8 17 ne? Üçgenin 8 15 17'den 15 oldu. Hatta burası da 15 oldu. Ya ayırdıkları yerlerin birbirine eşit olmasından ya da 8 15 17'den 15'i bulduk. Sonra hocam 8 10 var. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 6 çıktı burası. E x'e bak şimdi. x bunun tamamı. Yani kaç yapıyor burası? 6 artı 15'ten cevabı kaç buluruz? 21 olarak buluruz. Örnek 5, 21 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Bir katlama mı var burada? Evet. Katlamada da şöyle. Öncelikle şurası 12 verilmiş. Burası kaç verilmiş? 16 verilmiş. Katlamışsın sen burada. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 12 ise 12. Sonra 90 ise 90. Üst üste binen açılar eşit. Şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Ve dikkat et 12, 16, 3, 4, 5'in katından dolayı, 4 katından dolayı 20 yapar burası. E hocam bunun tamamı 20 olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 8 kaldı. E şunlar birbirine eşit ya. E sonrasında bu açıortay ortay kullanacağız mı? Valla yok. Açı ortayla ilgili bir şey yok sanki. Bizden şu üçgenin çevresi isteniyor. E şuraya bir x diyeyim ben. Hocam burası da x oldu. Buraya da ne kaldı? 16 eksi x kaldı. Pisagor bağıntısından x'i bulurum ama... Benden çevresi isteniyor. Çevresi ne yapar direkt? 8 x ve 16 eksi x'in toplamı yapar. x'ler nanay oldu. Cevap da kaç yaptı? 24 yaptı. 6. soruyu böylelikle 24 bulduk. Geldik 7. soruya. Hocam neler var burada? Açıortaylık var. Eyvallah. Ha, özel açılar da var. Açı ortaylığı kullanamıyorum. Kola falan dik çizilmemiş. Ne yapalım? Özel açı mantığını kullanalım. Hocam 45'i gördük. Tepeden dik çizelim. Yok artık. Bir işine yaradı mı? Yaramadı. Sadece 45 45 90 üçgen oluştu. Ama biz özel açı mantığını öğrendik. Öyle özel açı mantığını öğrenirken ne dedik? İki tane dik çizme mantığı ver demiştik. Zaten sayısal değer olarak şurada bir sayı var gördüğünüz üzere. Hocam 45 de burada. E o zaman bu 45'i böyle kullanırız. Hop şöyle dik çizerek. 45'in mantığını kullanmış olduk. 45 90 sa burası da 45 oldu mu? Oldu. E o zaman burası 45 45 90 üçgeninden 5 kökki ise burası da 5 burası da 5 oldu. E şimdi ne yaptılar? Ne yapacağız? Hocam 30'un mantığını kullanalım. X'i bulmak istiyoruz. Hop burada da ne oldu? 30 60 90 üçgenim oluştu. Evet. Yani ben şu üçgenden herhangi bir tanesini bulursam olay bitti. Neyi kullanmadık? Açıortay hocam. Aa bak dikkat et. Açıortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. Şunlar birbirine eşit. E o zaman burası da 5 oldu. E 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 10 yapar. Yani örnek 7'yi böylelikle 10 bulduk. Geldik örnek 8'e. Yine özel açı mantığı mı var burada? Evet. Hocam sayı burada. Buraya yoğunlaşalım. 60'ı kullanmak isteyen insan olduğu ne yapar? Hop böyle dikini çizer. Bak 30 60 90 üçgen çıktı. E burada 90'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısı yarısıdır. Niye? 30'dan 60'a 90'a geçiş 2 kat. 90'dan 30'a geçişte yarısıdır. Sonra buraya 2 köküç bulduk. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı ne olacaktır? 2 kök 3'ün kök 3 katı olacaktır. Yani 2 kök 3'ün kök 3 katı. 30'dan 60'a geçir çünkü. Şu ikisinin çarpımı 3 olduğundan burası da 6 yaptı. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Hocam 45'in mantığını kullanalım. X soruluyor bize. Hop şuradan çizilen dik. Bu diki bulursa olay bitti. Neyi kullanmadık? Açı ortaylı. Bak açı ortaylı kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. Dolayısıyla burası da ne oldu arkadaşım? 6 ise burası da 6 oldu. E burada 45-45-90 üçgen çıktığından dolayı 6-6 ise 6 x de neye eşit olmak zorunda? 6 kök eşit olmak zorunda. Evet örnek 8'i böylelikle 6 kök 2 bulduk. Geldik örnek 9'a. Aa burada ne var? 15, 75, 90. En sevmediğimiz üçgen ama valla hali hazırda da varsa yapacak bir şey yoktu. O da haşa 4 taşı kullanabiliyorsak kullanacağız. Özellikle hipotenüs verilmiş mi? Verilmiş. O zaman haşa 4 taşı kullanacağız. 15, 75, 90. Kendi emeğimle dik çizseydim eğer 15, 75, 90 çıksaydı eğer Gittiğim yol yol değildi. A burada 32 verilmiş. O zaman arkadaşlar 15 75 90'da aklıma gelen başıma gelsin. Haşa 4 haş olacak burası. E arkadaşım 4 haş 32 ya. Haş buradan kaç geldi o zaman? 8 mi geldi? Evet. Haşı buradan 8 bulduk. E bu açı ortaylı kullanacağım. Açı ortayda kola dik kola dik. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Dolayısıyla 8 ise burası da ne yapacaktır? 8 olacaktır. Böylelikle x'i 8 olarak bulduk. Evet örnek 9'da böylelikle 8 çıktı. Bakın ben size demiştim ki zamanında. Ne demiştim? Ben size demiştim ki zamanında. Arkadaşlar dik üçgenin sonuna kadar sabredin. Sonrası çok güzel bir şekilde akacak demiştim değil mi? Akıyor mu? Akıyor. Gerçekten de akıyor. Çok da güzel bir şekilde akıyor. Bundan sonrası da böyle çok çok daha güzel bir şekilde akacak. Hiç merak etme. İnşallah e, bu dik üçgenin üzerine bu konular daha hızlı ve daha seri bir şekilde ve daha anlaşılır bir şekilde gidecek. Şimdi açı ortayla ilgili ilk kısmı hallettik. Şu birinci kısım. o bak 3 sayfa. Normal 2,5 sayfa. Normalde yarım saat sürüyordu. Bak ne oldu? Kaç dakikada bitirdik? 10 dakikada bitirdik neredeyse. Evet konuşmaya devam edecek de süre uzuyor ama neyse. İç açı ortay teoremi arkadaşlar. Evet iç açı ortay teoreminden bahsedeceğiz. Ne zaman? Bir sonraki videoda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.